Yola çıkışınız nasıldı? Hani evde nihayetinde hobi olarak yaptığınız şeyi bir işe dönüştürmek sermaye ister. Sermayeniz Evet. neydi? Ne kadarlık bir sermayeyle yola çıktınız? Ya bir miktar sermayeyle yola çıktım desem, daha sonrasında işte KOSGEB aracılığıyla biz projemizi yazdık. Projemizi KOSGEB'e sunduk. Onaylandıktan sonra da işimizi, yani makinelerimizi aldık. Verdikleri hibeyle makinelerimizi aldık. O şekilde. Peki KOSGEB'e başvurmak zor mu? Yani pek çok kadının KOSGEB hibelerinden haberi yok. O yüzden özel soruyorum. O başvuru sürecinizi ve sonraki süreçlerin adım adım nasıl ilerlediğini anlatabilir misiniz? Yani KOSGEB'e başvuru yaptığımda benden istenen işte hani belirli evraklardı. Yani yapmam gereken şeyleri yaptım. KOSGEB aslında ilk başta şöyle söyleyeyim Tülay Hanım. Benim de gözümü korkutmadı değil KOSGEB. Ama o da düşündüğüm gibi olmadı. Yani projemi yazdım. Projeniz eğer gerçekten dikkat çekiciyse, yani projeniz gerçekten işe yarayabilecek bir şeyse, sizi yürütebileceğiniz bir şirketse zaten KOSGEB buna çok güzel kolaylıklar sağlıyor. Projemi yazdım, ona sundum, ona buyurun. Proje yazımından önce ilk böyle aşama aşama anlatabilir misiniz? Çünkü benim bildiğim KOSGEB hibesinden faydalanabilmek için önce girişimcilik eğitimini almak gerekiyor. Yani önce bir Aldım. o eğitimi alacaksınız. Eğitimi aldıktan sonra KOSGEB'in sitesine girip kayıt oluyorsunuz. Şirket kurdunuz mu? Şirket kurmadan önce mi kayıt oldunuz, yaptınız siz? Şirket kurmadan önce yaptım. Daha sonrasında hemen zaten şirketimi kurdum. Aslında şöyle şirket kurum aşamasındaydı. Daha sonrasında şirketimi kurdum. Dediğiniz gibi o girişimcilik, kadın girişimcilik testlerini de geçtim diyeyim ben size. Yani bugün inanılmaz heyecanlıyım. O yüzden yeni kelimelerimi falan seçemiyorum. Değil. Girişimcilik eğitimini aldınız. Muhtemelen pandemiden ötürü online'dır o eğitimler. Bir 5 günlük ücretsiz girişimcilik Evet, eğitimi. evet, 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 evet. Ve şöyle buyurun. O eğitimi aldıktan sonra KOSGEB'in internet sitesine girip şirketinizin bilgilerini kaydettiniz. Evet. Kaydettikten sonra sizden başvuru için bir takım belgeler istediler. Ne gibi belgeler Evet. mesela? İşte iş yeri belgesini istediler. Yani iş yeri açtığıma dair belgeyi istediler. Ya bunlar dışında İş planınızı istediler. Aynen iş planımı istediler. Ay çok sağ olun, yardımcı oluyorsunuz bana. İş planı. Neye dikkat etmek gerekir? Hani doğru düzgün yapılabilmesi ve kabul edilebilmesi için siz bir destek aldınız mı bir yerden? Önerebileceğiniz tavsiyeler var mı? Yani araştırdım açıkçası, araştırdım ne yapabilirim. Şimdi öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu KOSGEB'de online aldığım eğitimler inanılmaz yardımcı oluyor. İnanılmaz açıklayıcı konuşuyorlar. İnanılmaz detaycı ve güzel konuşuyorlar. Yani ilk başta gözümün korktuğu kadar yokmuş kesinlikle. Yani o eğitimler çok hoşuma gitti benim. O eğitimlerimi aldım. Evet, KOSGEB'e ilk başvuru yaptığım için biraz araştırmadım. Hani biraz araştırmadım desem yalan olur. Hani nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim, nasıl bir yolu izleyebilirim? Bunun için günlerce araştırdım. Eşim de sağ olsun hani şu şekilde yapacağız diye ufak tefek yardımlarda dokundu. Bilgi açısından, bilgi amaçlı yardımlarda dokundu ama KOSGEB zaten bütün hani sizin aklınızdaki soru işaretlerini siliyor. Eğitimde dediğim gibi inanılmaz korktum. Yani yapabilir miyim? Çünkü o eğitimin sonucunda size sorular soruyorlar. O soruları geçebiliyor musunuz? Yani bence geçemeyecek kimse yok çünkü çok açıklayıcı videolar var. Çok güzel anlatımlar var. Yani öyle. Geçtiniz, işinizi kurdunuz. KOSGEB'in bir işleyişi var. Bilmeyen özellikle soruyorum. Şimdi diyor ki sen önce işini kur. Makine mi alacaksın? Al. Evet. Can mı kiralayacaksın? Kirala. Eleman mı alacaksın? Al. Bütün bu harcamaları yap. Ama bütün bunları yaparken hepsini tek tek faturasını al. Şirketinin bir banka hesabı olsun. Bütün ödemelerini banka hesabı üzerinden ispatla. Ve bütün yaptığın harcamaları dosyala, toparla, bana getir.
ben inceleyeceğim, uygun bulursam sana iyi vereceğim diyor. Öyle değil mi? Yoksa çok doğru. Bize işin başında çok doğru. Sana para git iş kur demiyor Koskep. Hayır, kesinlikle. Yani Koskep aynen bu söylediklerinizi istiyor. Bu şekilde yapacaksın diyor. Çünkü zaten olması gereken de bu. Çok özür diliyorum ama kimse kimseye durduk yere para vermez. Belirli kurallar vardır. Bu kurallara uymak zorundasınız. Evet, önce şirketimi kuruyorum. Evet, istediğim makineleri alıyorum. Bu makineleri aldıktan sonra faturalandırıyorum. Faturalarımı ben Koskep'e gönderiyorum. Koskep inceliyor. Yani sorun görmüyor ise tamamdır, hiçbir sıkıntı yok. Şükürler olsun, her şeyimi düzenli, zamanında yerinde yaptım. Hiçbir sıkıntı çıkmadı, hiçbir problem çıkmadı. Bir şeyleri istediği gibi yapıldığı zaman bence bir problem, bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ya Koskep benim için çok ayrı, öyle söyleyeyim. Yani nasıl anlatayım? Şöyle bir öğretmen öğrenci gibi düşünün. Öğretmen öğrencisine ödev verir. Öğrenci o ödevi yaptıktan sonra öğretmen bunu takdir eder. Yani o şekilde anlatayım. Koskep bana öğretmenlik yaptı. Ben de öğrenciliğimi güzel bir şekilde yaptım. Şimdi istiyoruz ki tabii ki o sizin öğrendiklerinizi de biz Evet. izleyen, merak edenler, siz hani nasıl dediniz ki ben çok araştırdım Koskep nasıl Evet. ederim diye. Hı. İstiyorum ki sizi izleyenler de sizden öğrensin ki çok araştırma Hı. faslıyla çok vakit kaybetmesin. Kolayca hap bilgi Hı. alsın, sizin sayenizde kolayca başvurusunu yapabilir Hı. diye. Siz tabii ki Koskep'e başvururken Koskep'in belirlediği bir miktar var. %80, Hı. %90 yaptığınız harcamanın %80'ini yanlış hatırlamıyorsam. Diyelim ki ben işimi kurarken 100 milyon bütün bunların orada biri çalışıyor galiba atölye ortamı nihayetinde. Pardon, özür dilerim. Biraz bir mola verebilir miyiz Selenay? Biraz. Sağ olun. Diyelim Rica ederim. 100 bin lira harcadım, işimi kurdum, faturalarımla birlikte Koskep'e gidip başvurduğumda bu 100 bin lirayı eğer uygun görürse Koskep, 100 bin liranın 80 bin lirasını bana hibe ediyor. Doğru mu? Evet, yani öyle söyleyeyim. Yani şimdi aslında Koskep'le ilgili sorduğunuz bütün soruları hani net bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, eğer bir kadın girişimci Koskep'ten faydalanmak istiyorsa öncelikle yapacağı işi belirlemeli. Bu yapacağı işi belirledikten sonra bu işte online sınavlara katılmalı, online videoları izlemeli. Onun dışında da bu yolları izleyerek zaten başvurusunu yapmalı. Zaten yanlış, hani olmayacak bir şey görüyorsa Koskep bunu onaylamıyor. Ama en başta da söylediğimiz gibi bütün işlerimi hallettikten sonra, makinelerimi aldıktan sonra Koskep de zaten faturaları gördükten sonra bunun karşılığında tamam, sen hani benim istediğim evraklarımı getirdin, yanlış bir işlem yapmadım, bunun karşılığında da ben onaylıyorum seni gibi bir şey. Gayet güzel. Şimdi geçelim işe. Şimdi sizin baktığımız zaman